Merhaba herkese haftalar. Ee, Coca Cola günlük grafik. Şunu bir kaldıralım ee, önce bir. Şimdi e, bir direnç yaptı Coca Cola. Bu 77 civarı bir fibosuna da bakalım da. E, direnç alanına bir bakalım neymiş ne değilmiş. Ters çektik. Bir önceki harekette alıyorum. Ee, 1618 75 15 15'teymiş. Yani 1.618'ini bulmuş gene. Ee, şimdi şunu da 5 güne düşürelim. Şimdi Coca-Cola 5 günün üstüne çıktığı zaman sert hareketler. Yani sadece Coca-Cola değil her hisse. yani kola bir tarafa 5 günün üstünde sert hareketler yapması beklenir ve yapar genellikle. Çünkü 5 gün üstünde kalmak zordur. Devamlı bir verim ister. Yani günlük verimin yüksek olması gerekir. <laughs> Şu anda yükselen akımda devam ediyor. Bir ker realizasyon bölgesi olarak şu mumları alabilirsiniz. Yataylık var. 75-15 yani 1.618 e, civarı bir direnç halinde. Yani burada doğrudan 76-85'i alın. E, yükselen akım devam edecekse eğer bu direnç zaten kırılmış. Şimdi strateji olarak söylüyorum. Yani bunu e, sol tarafa baktığımız zaman bu hareketin benzeri sol tarafta var. Yani şurada var. şu alanda gelmiş olduğu şu alan benzer hareketler taşıyor. Tamam burası biraz daha dik. Ben de onun farkındayım. Onu söyleyeyim. Yani daha istikrarlı yükseliş açısından. Burada biraz daha istikrar daha düşük denebilir. Ama yani genel anlamda hareketli ortalamanın üstündeki hareket şeyi çok benzer verimi. sol tarafta ne yapmış? 5 gün kırılmış. hadi biz buna 8'i koyalım ya anahtar olarak. 5 gün çok iç içe daha güven 5 günlerde bir o onu bir söyleyeyim size de, 73 80'de 5 gün ortalaması burada biraz 8'e de şans verilebilir biraz daha var yani temas sayısı şurada daha çok tutuyor 8 Dolayısıyla 8 gün 72 45'te şimdi ikisi de bu tabi bunların takip edilebilir 15 gün da 8 gün ortamızda strateji yapılabilecek seviyelerde Dolayısıyla bu ortalamalar kırıldığı zaman yani şuradaki gibi bir düzeltme de olabilir. Şu an zaten düzeltmede onu söyleyeyim. E, bu düzeltmenin farkı e, biraz şuradan farkını da söyleyeyim size. Dipler yukarı gidiyor bu düzeltmede. Yani dipler çok aşağıda değil mumların dip tarafları. O pozitif yani düzeltme ise eğer bu aşağı bir akım olmayacak. E, şöyle söyleyeyim daha doğrusu. E, aşağı akım olma riskini azaltan bir durum var burada. Yani Şurada dipler düşmeye başlıyor. Bakın şurada dipler düşmeye başlıyor çok basit soldan bu teknik analizin şey söylüyorum yani geçen bir videoda söyledim. Ee, çok kişi yorum yaptı. Sağ olsunlar. Ee, öyle düşünmemiştik diye. Yani diplerini kontrol edin ondan tepelerini değil. Bana sorarsanız dibini kontrol edin. Tepe tepede vardır bir direnç. Eyvallah ama cebelleşiliyordur o dirençle. Ama dipler düşmüyorsa abi demek ki orada e, müşteri kuvvetli, alıcılar kuvvetli ki dipler düşmüyor. Topluyorlar malı orada yani. Bu kadar basit bakacağınız şey. Onun için burada diplerin düşmemesi pozitif. Dipler düşmeye başlarsa ama dediğim gibi 72 seviyesine özellikle dikkat etmek lazım. 72 kırılırsa 20 gün 68 69 diyelim 20 güne. O da zaten kıymetlenir yavaş yavaş. 2-3 gün geçince 69'a doğru. Dolayısıyla 69 teması arkadan beklenebilir. Yani şunu söyleyeyim. 69'u kırar mı? Şimdi şurada kırmış. Yani dipleri düşürmüş düşürmüş en son 69'un ama yani boşluklu aşağıdan açmış onu söyleyeyim. 27 Kasım'da boşluklu aşağıdan açıp tekrar kendini hızla özür dilerim boşluklu aşağıdan açıp 20 günü öyle delmiş ve tekrar boşluklu yukarı açmış. E, kafam bir an gitti geldi. Hisse yine fazla oldu. Yani böyle hisse sayısı arttıkça gün içinde baktım. tabi kafa biraz gidiyor boşluklu yukarı açıp tekrar 20'nin üstüne çıkmış. Dolayısıyla burada majör akımı 20 gün çiziyor diyebiliriz. Bu önemli. Dolayısıyla 72-45 bozulmadıkça kısa vade yukarı hareketlerin devamı beklenir. 68 bozulmadıkça da majör anlamda yine aslında ta 62'ye kadar payı var. 50 güne kadar da. E, Tabi aradaki fark çok. Yani ben arada bir yerde böyle strateji kuracağım diyen arkadaşlar için söylüyorum. Yani 69 ve 72.5 kısa vade 63 uzun ve orta vadecilerin bakacağı yer. Yani burada 63 kırılırsa sevimsizleşebilir işler. Biraz daha terse gidebilir. Ama Coca-Cola çok iyi bir firma. Yani çok turda böyle aslında şey bir yükselişler. Mart'ı aldığınızdan beri bu Mart-Nisan dibini aldığınızdan beri yükselişlere devam ediyor aslında. Şimdi bunu dolar olarak bakınca tabii herkesin içi acıyor. Dolar olarak hala diplerde onu da söyleyeyim. Hatta öyle de bakalım ona videonun sonunda. Bu iki seviye önemli. Orta vadede dediğim gibi 62-70. Hatta orta vadeciler günlük yani burada haftalık kullansa belki o bile biraz da iyi bir fikir verebilir. Haftalıkta da gördüğünüz gibi yani orta vadeci için söylüyorum şu 65'in altına düşünmemesi iyi olur haftalıkta. Alımlar iyi, hareket iyi burada. Şöyle bir, hissi bir daha açalım. Şimdi RSI e, Coca-Cola'nın saatliğini açmışım. Özür dilerim. RSI e, aşağı yönü düzeltmeyi veriyor. Zaten 81-80 seviyelerini gördü RSI'da. Ki bir önceki harekette de e, gördüğünüz gibi 74. E, ondan önce de 78 seviyesi. Yani şu iki e, aşırı alım bölgesinde düzeltme e, alanıydı. Şu an biraz daha tabii fazla oldu. 80-81'e gitti. Buradan e, düzeltiyor ve soğuyor. Yine RSI takip edecekler. 69-68 RSI'yi görürlerse orada biraz daha bir desteğe dikkat etmek lazım. 68 RSI'yi gördüğünüz zaman destek tutuyor mu tutmuyor mu ona bir bakmak lazım. Destek tutmuyorsa aşağı yönlü bir hareket başlatıyordur büyük ihtimalle. Ee, buna bir de dolar TL'ye bakalım. Bu tabi TL kısmını çoktan doldurdu yani. TL'ye de bakınca artık sol taraftan bir şey bulamıyoruz. Göremiyoruz. Onun için dolar TL olarak e, bakmakta da fayda var. Bu da dolar grafiği e, yani buralar çok büyük para değil e, Kola için. Şöyle göstereyim. Dolar grafiğinde görüyorsunuz orada da bir direnç e, gelmiş. Bu bir çanak da diyebilirsiniz yani çok önemli değil e, ne dediniz ama bir direnç olarak burada fiyat karşılık bulmuş. Şöyle gösterelim. 10 dolar şöyle hatta şurası tam olarak 10 dolar 25 sent gibi bir şey aşağı yukarı. Tabi geçilip geçilmemesi e, şimdi bir 1618 e, vardı orada hatırlıyorsanız. E, şura şu 10 dolar 25 sentin geçilmesi önemli onu da söyleyeyim yani o bir sonraki artık dolar e, direnci baktığınız zaman 10.75 11 dolar civarında var. Yani gelir mi gelmez mi onu sormayın. Onu bilmem gelip gelmeyeceğini mümkün değil e, bilmek ama şur alandan çıktığı zaman artık burası dip alanı çünkü e, kolanın üstünde kalabilirse yani 10 dolar üstünde de fiyat görmeye devam ederse e, artık yukarı yönlü hareketlerde bir sonraki hiç olmazsa bir 11 dolar olma ihtimali aşağı yukarı yani 1075 11 civarına e, olma ihtimali kuvvetlenir. Dolar olarak da tabi aynı şekilde gördüğünüz gibi arsa yönünden bir ısınma var. Orada tabi akım aşağı yönlü biraz daha düzeltme yani daha derin e, diyelim arsa yönü biraz daha derin olduğunu söylemek lazım. Yine dolar analizi olarak bakarsanız 9 dolar 80 sent. Eh, yani e, biraz daha şey olabilir. E, aşağı doğru kırılırsa 9 dolar 20 sentte göre de hareketin devam etmesi beklenebilir. Bunun dışında söylenecek bir şey e, yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur diye ediyorum. Biraz da karmaşık oldu. Şimdi yani bu teknik analiziye ya günlükten yapar. Günlükten devam edersiniz. Yani ya haftalıktan yapar oradan devam edersiniz. Oradan bakıp oradan analiz olmaz. Onu tekrar hatırlatayım. Ben haftalığı merak eden için burada açtım. Yani burada stratejiyi günlükten kurmak. O yüzden hani orada daha detikledik daha doğru olur. Onun da altını çizelim. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Kağıt hala yukarı akım dediğim gibi devam ediyor. Hacimler sol tarafa göre bir miktar düşmüş normal ve doğal olarak. Burada yani yukarı yönlü sert hareket bekliyorsanız bu hacimlerin yükselmesi lazım. Bu hacimlerle sert hareket olmaz. Onu da söyleyeyim. Herkese iyi akşam, iyi haftalar dilerim.